Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve yeni bir mod incelemesinin de daha beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz mod Railcraft. Evet, çok fazla istek geliyordu. Zaten Railcraft incelemeyi planladığım ve çok sevdiğim bir mod. Ama saçma bir biçimde Railcraft'ın asıl amacı olan railleri değil de farklı bir yönünden ötürü seviyorum. Enerji üretimi. Railcraft basitçe bir başlangıç esnasında, yani ilk çıktığı zamanlarda normal vanilla raylarına alternatifler geliştirmek için yapılmış bir moddu. Fakat sonrasında bu yolun bayağı bir üstüne çıktı. Çok daha gelişmiş şeyler ekledi. Ama tüm modun ilk başlangıç aşaması bu makine. Rolling Machine. Rolling Machine pek çok Railcraft item'ını yapmak için gerekli bir şey. Bir çeşit crafting table. Railcrafting recipe'lerini yapmak için gereken bir crafting table ve enerji gerektiriyor. Railcraft hakkında ufak bir detay. Enerji üretmek için Buildcraft enerjisi kullanıyor bu arada. Yani Minecraft Joule elde etmek için inanılmaz derecede çok fazla yollar ekliyor ki bunlar cidden hayvansı yollar. Hani bir steam boiler yapıyorsunuz. Hayatınız boyunca hiçbir yere başka bir enerji sistemi döşemenize gerek kalmıyor falan. Ancak bu kadar enerji ekleyen şey varken tüm oyunda enerji isteyen tek makine, daha sonra tüm modda enerji isteyen tek makine bu. Ciddiyim. Bundan başka buradaki hiçbir makine enerji istemiyor bundan başka. Cidden ciddiyim. Bunun temel sebebini bilmiyoruz. Ama bir tek bu makine enerji istiyor. Neyse. Bunu kabaca tanıttığımıza göre ilk olarak Railcraft'la uğraşacak birinin yapması gereken ilk şey. Coke Oven Brick. Şu şekilde craft ediliyor. 4 brick ve 5 sand'den bir tane elde ediliyor. Ancak bundan bir tane ihtiyacınız yok. Ha, bir tane değil. 27 tane lazım. Tabii yanlış hesaplamalıyız. Pardon, 26 taneye ihtiyacınız var. Tabii matematiğim yanlış olabilir. Şu anda eğer yanlış hesaplıyorsam bana küfür edecekler bayağı bir kişi. Bu bir multi-block yapıt. Yani birden fazla bloktan oluşan bir şey. Bu şekilde yapılıyor. 3 blok taban. Bu şekilde ortası boş bir biçimde orta kat. Ve üstü kapalı bir biçimde son kat. Ve sonuncu parçayı yerleştirdiğimiz andan itibaren, hatta daha detaylı göstereyim. Son parçayı yerleştirdiğimiz andan itibaren şeklinin değiştiğini göreceksiniz. Ve içine tıkladığımızda bu bir makine. Aslında bir fırın. Ama özel bir fırın. Hatta ikinci bir tane daha yapıp iki farklı özelliğini birden göstereceğim. Bu makine 3 farklı şey üretebiliyor. Yani üç farklı şeyin üretiminde kullanılabiliyor. Birincisi ve muhtemelen en önemlisi Railcraft için Creosote Oil. Şu. Gördüğünüz gibi Coke Oven'dan elde ediliyor ve kendinize biraz kol verelim. Bunun içine atalım. Gördüğünüz gibi bu işleme başlayacaktır hemen. Bir yandan da buradan ne? Wood. Oak. Kendinize bolca oak. Wood attığımızda da içine iki farklı şey atabiliyoruz. Ya coal atabiliyoruz ya da yani kömür atabiliyoruz ya da wood atabiliyoruz. Ufak bir not. Charcoal işe yaramaz. Hatta bir deneyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi shift koyamıyoruz bile. Bunlar burada bekleye dursun. Başka bir multiblok yapıtına daha değineceğim. Oyunda ikinci bir multiblok yapıtı da var. Bunun yapımı da tamamen benzer bir şekil. Fakat ufak bir farkla. O ufak farka gelecek olursak, bu iki değil, dört kat. Ve bunun da hemen değiştiğini görüyorsunuz. Bu Blast Furnace. Bunun direkt recipe'lerine bakalım çünkü bu cidden zaman isteyen bir şey.
en temel işlevi demiri steel'e çevirmek. Yani çeliğe çevirmek. Bunun dışında demir item'larınızı da pişirebiliyorsunuz bunda. Çelik hemen yapın. Buna bak, şey kullanıldığı yerlere bakacağız. Gördüğünüz gibi pek çok şeyde kullanılıyor. Rolling Machine'de de pek çok işlevi var. Teknik olarak pek çok Railcraft item'ının temel kalbi. Fakat bunda iki tip yakıt kullanabiliyorsunuz. Ya coal coke ya da charcoal. Normal coal kullanamıyorsunuz bunun içinde. Charcoal bu arada. Eğer bunun içinde odun pişirirseniz charcoal'a dönüşür. Coal pişirirseniz coal coke'a dönüşür. Her halükarda da kreosot oil elde edersiniz. Ancak coal'la 0,5 wood'la 0,25 birim kreosot oil elde edersiniz ve 1000 birim bir kovaya denk gelir. Evet, bunları tanıttığımıza göre raylara geçmeden önce eklediği başka bir şeye daha değineceğim. Iron tankler. Iron tanklerin yapımı 3 parçadan oluşuyor. Tank wall iron plate'lerden elde ediliyor. Iron plate'ler ise rolling machine'de 4 tane iron'ın konmasıyla 3 tane iron plate elde ediliyor. Ve bunların maksimum boyutu 9 çarpı 9 çarpı 8. Şimdi rastgele bir tane yapıyorum. Bu da başka bir multi blok yapıtı. Evet, bunun köşeleri, daha doğrusu kenarları, yani şuralar, şuralar, şuralar vesaire illa ama illa Iron Tank Wall'la yapılmalı. Fakat diğer kısımların neyden yapıldığı o kadar önemli değil. Bu buranın cam, yani içerisini gösteren kısmı. Burası ise içerisinden sıvı alabileceğimiz kısım. Ve son parçayı yerleştirdiğimiz anda tüm yapının birleştiğini görüyorsunuz. Ve sağ tıklıyoruz. 3136 kova sıvı depolayabiliyor. Bir de ufak bir detay. İçinden sıvı alımı, yani çekimi sadece en alt iki bloktan olabiliyor. Yani şuralardan olabiliyor. Gerçi bu iki blok olduğu için muhtemelen direkt en alttan alınabiliyor. Ve şimdi içine biraz sıvı dolduralım. Bravo. Biraz da hemen liquid aktive vereceğim. Gördüğünüz gibi sağ tıklayarak bu sıvıları boşaltabiliyorum ya da direkt şuradan boşaltabiliyorum ve gördüğünüz üzere sıvılar içinde belli oluyor. Evet, bunu boşaltalım. Tabii tank o kadar büyük ki, yani o kadar çok şey depoluyor ki gördüğünüz gibi sanki çok aşağıdaymış gibi, ancak içinde 64 kovalık sıvı var. Ve içinden item çekmek istiyoruz diyelim. Gördüğünüz gibi o valve kısmı hariç hiçbir şey bağlanmıyor buna, fakat o valve kısmı bağlanıyor. Bu liquid duct'ların ne olduğunu bilmeyenler varsa eğer benim thermal expansion incelememi izleyebilirler. Ve gördüğünüz gibi artık içinden lava da alabiliyoruz. Bunlar kısacası dev birer tanklar. Daha çok daha küçük alanlara çok daha fazla sıvı depolamayı sağlarlar. Normal Buildcraft tanklarına gelecek olursak, bunlarla en temel farkları Buildcraft tankları sadece ama sadece 16 kova item taşıyabilirken, bunların ne kadar çıktığını gördünüz ki çok daha da büyüyebiliyorlar. Ben acelem olduğu için, daha sonra üşengeçliğimden direkt orta boylarda bir şey yaptım. Ki orta boyları buysa artık siz düşünün. Burada kreosot oil'lerimiz ve kol koklarımız da üretildi. Kreosot oil tüm Railcraft için inanılmaz önemli bir item. Neden önemli diye soracak olursanız, Railcraft bir vanilla, yani normal Minecraft recipe'sini değiştiriyor. Eğer Railcraft kuruluysa nasıl track yapıldığına baktığınız takdirde ah. Göreceğiniz şey bu. Wooden rail bed, standart rail. Standart rail şu şekilde yapılıyor.
Hor. Tabii Iron'la 8 adet. Bronze'la 6 adet. Industrial Craft kuruluysa Refine Iron'da 10 adet. Çelikli 16 adet. Bunun dışında başka bir şey daha istediğini görüyorsunuz. Wooden Railbed. Wooden Railbed 4 tane Wooden Tie'dan elde ediliyor. Wooden Tie ise 3 tane Wood Slab ile bir Creosote Oil. Depolaması yöntemi fark etmez. Eğer Forestry kuruluysa normalde bir kova değerinde kullanacağı esnada bu arada Steam Boiler'lar içerisinde yakıt olarak da kullanabiliyorlar Creosote Oil'ler. Bunun dışında eğer Carpenter yani Forestry kuruluysa Carpenter için de direkt 0,75 oranda Creosote Oil kullanıyor. Ki eğer çok fazla rail üretecekseniz bu karlı. Diğerlerinin recipe'leri de değiştirilmiş durumda. Ve mesela bunun için advanced lazım. Bu da Rolling Machine'de standart rail, redstone ve golden ingot'la yapılıyor. Bunun dışında minecart recipe'lerinin de eklenme var. Mesela Iron ingot'la bir adet minecart, bronze'la bir adet minecart, steel'le iki adet minecart elde ediyorsunuz. Evet. Bu şekilde tüm recipe'leri değiştirmişken ve bunların stacklenmesini de sağlıyor 3'e kadar. Evet. Temel kısmı buyken bir de wooden post ekleniyor. Wooden post yapımı ekleniyor. Ve stone post da var. Rebar ile bu şekilde craft ediliyor. Bunların yapımından kullanılıyor ve bildiğiniz cheat. Ama bunu kırmaya çalıştığınızda kırmanın zor olduğunu görüyorsunuz. Hiçbir şeyle. Ancak eğer elinizde bir crowbar varsa crowbar'ın bunları çok hızlı bir biçimde kırdığını görüyorsunuz. Crowbar wrench mantığına alışkın olanlar için Railcraft'ın kendi wrench'i. Ve çoğu makine bu crowbar'a ihtiyaç duyuyor. Bunun dışında eklediği başka şeylere değinecek olursak rail'lara geçmeden önce bir multi blok yapısı daha ekliyor. Tabii önce onu bulabilmem lazım. İki tane daha ekliyor. Rock Crusher ki Rock Crusher enerji isteyen bir makine. Bu şekilde yapılıyor. Craft edilişi ise bu. Pahalı bir makine. Cidden çok pahalı bir makine. Fakat yaptığı işe gelecek olursak her şeyi ana bileşenlerine ayırabiliyor. Bunun dışında Macerator'ın yaptığı işlevi de yapabiliyor. Ve gayet de hızlıdır. Bunun dışında bazen mesela kobalstonu eritiyor, bu hale getiriyoruz. Gravel ve flint elde ediyor. Gravel'e bakıyoruz. Ah, Rock Crusher'da. Sende dönüşüyor. Bunun dışında %1'den biraz az bir şansla Gold Nugget ve gene %1'den biraz az bir şansla da Diamond elde edebiliyoruz. Yani bir çeşit geri dönüşüm sistemi olarak çalışabiliyor. Rock Crusher. Bunun dışında Steam yani buhar gücüyle alakalı çok fazla şey içerdiği için böyle bir makine de ekliyor. Water tank. Tabii dur. Yapılışını unutuyorum hep bunun. Hemen bir bakıp geliyorum. Pardon, 3x3'müş ancak ortada bir boşluk olmalıymış. Evet, gördüğünüz gibi
su üretmeye başladığını görüyorsunuz. Bu bulunduğunuz biyoma göre ya da yağmur seviyesine göre su üretimi hızlanabiliyor bunun ya da azalabiliyor. Mesela çöldeyken bunda bu inanılmaz derecede verimsiz bir item'a dönüşüyor. Fakat bir ormandayken, özellikle çok yağmur alan bir ormandaysanız, inanılmaz derecede verimli bir makineye dönüşüyor. Peki, neden bu kadar fazla su üreten bir şeye ihtiyaç duyuyor? Motorlarına gelelim. Railcraft'ın. Railcraft dediğim gibi her ne kadar bir tane, sadece bir tane Buildcraft enerjisi üreten makine eklese de, adarsu kullanan makine eklese de, üreten bayağı bir şey ekliyor. Şu an başlatacağım Hobbyist Steam Engine. Hobbyist Steam Engine içi, su ve kömür isteyen bir engine'dir. Ve buna mesela bir adet rolling machine bağlayalım. Bulabilirsem. Bu arada bununla da çevirebiliyorsunuz. Hatta bununla daha rahat göstereyim. Gördüğünüz gibi wrench işini de görüyor burada. Ve lever'ımızı alalım. Aa, varmış zaten burada bir tane. Lever. Ve şuradan kol koklarımızı alalım. Gördüğünüz gibi çok başta çalışmıyor çünkü önce ısınması gerekiyor. 100 santigrat dereceye ulaştığında, ki bu hızlı ulaşıyor. Ki gördüğünüz gibi suyu yavaş yavaş tüketiyor. 100 santigrat derecede ulaşmak üzere, gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ve şu an 0.1 Minecraft üretiyor, ancak gitgide hızlanmaya başlıyor. Fakat buna su vermeniz gerektiğini unutmayın. Aksi halde patlar. Böyle çok büyük bir patlama değil ama gene de patlar. Ve güzel patlama güzel değildir. Evimizde bir şeyin patlaması güzel değildir. Her ne kadar şu an düşük bir enerji üretse de yeterince ısındığında 1.6 Minecraft üretiyor. Fakat bu üretebileceği maksimum enerji değil. Bu arkadaş toplamda 2 Minecraft joule'e erişebilme yeteneğine sahip ama bunu kendi başına yapamaz. Buna dışarıdan bir Steam kaynağı eklemek lazım ki gördüğünüz gibi 1.6 Minecraft joule üretiyor şu an. Dışarıdan Steam kaynağını buna nasıl bağlayacağız? Burada Steam Boiler denen bir alet devreye giriyor. İki temel parçalı Steam Boiler'lar 4 temel parça içerebiliyorlar. Yani bu toplamda size şey malzeme konusunda 2 çarpı şey 4 farklı seçenek sunuyor. Taban olarak The Cutfield Firebox, ki bundan küçük bir, aslında küçük yapalım şimdi hepsinden. Liquid Fueled Firebox ya da Solid Fueled Firebox kullanabiliyorsunuz. Bu çok daha ucuz fakat çok daha az enerji üretiyor. Bu ise çok daha pahalı ancak çok daha fazla enerji üretiyor. Ve burada Low Pressure Boiler ve High Pressure Boiler'a sahibiz. Bunlar Iron Plate bu şekilde craft ediliyor. Bu ise Steel Plate bu şekilde craft ediliyor. Aralarındaki fark low pressure boiler biraz daha az steam üretiyor ve başlangıç için daha fazla enerji, daha fazla yakıt tüketiyor. High pressure boiler ise onun, pardon, başlangıç için high pressure boiler daha fazla yakıt tüketiyor fakat tam ısısına ulaştığında high pressure boiler daha verimli. Yani uzun vadede bu arkadaş daha verimli, kısa vadede bu. Fakat bu makine kısa vade için bir makine değil. Dolayısıyla imkanınız varsa high pressure boilerları benim her daim tercihim bu seçenek. Liquid Fueled Firebox ve high pressure boiler.
Şimdi öncelikle bunların arkasına düzgün bir su kaynağı döşemeniz gerekiyor. Hemen döşeyip geliyorum. Evet, düzgün bir arkasına düzgün bir su sağladım. Bunu Ecosec diye bir makineyle yaptım. Bunun ne olduğunu bilmeyenler benim Thermal Expansion'ı incelememi inceleyebilirler. Gördüğünüz gibi 4 farklı steam boilerımızı da yerleştirdik. Katılardan bahsediyorum direkt. İçerisine herhangi bir katı yakıt, yani normal fırında kullanabileceğiniz herhangi bir yakıt. Mesela örnek olarak kol, pit, kok, çarkol, rod, lava bucket, lava wood vesaire vesaire. Yani yakacak olarak kullanabilecek her katı malzeme, her şeyi bunda da kullanılabiliyor. Ve içerisine yakacağı koyduğunuz saniye çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi ısı üretmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi bu biraz daha yavaş ısı üretiyor başta. Ya daha doğrusu daha fazla yakıyor yakacakları. Fakat bir kere tam hızına ulaştığı takdirde, hatta eşit olması için kola değil kol. Gördüğünüz gibi buna göre çok daha hızlı yakıyor, fakat şu 100, tam ısısına ulaştığında bu arkadaş bundan çok daha verimli olmaya başlayacak. Yani başlangıç esnasında bu çok daha verimsiz, fakat sonralarda bu çok daha verimli hale geliyor. Bu da onların sıvı versiyonları. Aralarındaki temel fark, derso, bunlarla bunlar arasındaki fark, bunlar yakacak olarak, oyunda yakacak olarak kullanılabilen her türlü bir sıvıyı kullanabiliyor. Fakat lav değil, lav kullanamıyorlar. Bunlara örnek, Creosote Oil. Gördüğünüz gibi yakıyor. Biomass. Biofuel. Bir saniye, biomass kullanamıyormuş. Biomass kullanabiliyordun diye zannediyordum. Kullanamıyormuşsun, tamam. Biofuel. Buildcraft Oil'ı. Daha sonra. Sen oil de mi kullanamıyorsun? Üzgünüm, oil de kullanamıyormuş. Ya da tamam, bunu kullandığını biliyorum ki bu en verimli bir yöntem. Fuel. Buildcraft Fuel'ı. Ufak bir not. Creosote Oil çok çabuk yanar. Biofuel ortancadır, yani iş görürdür. Normal Buildcraft fuel'ı ise bu arkadaştaki en verimli seçenek. Hangisini kullanmak kullanacağınız size kalmış tamamen. Fuel elde etmek için benzin bulmanız, petrol bulmanız lazım dünyada. Yani Buildcraft kurulu olması lazım. Ve petrolü bulamadığınız takdirde sonradan ve bunun yakıtı bittiğinde bu durur. Biofuel'ın avantajı, biofuel'ı kendiniz üretebiliyorsunuz. Yani çok rahat, sınırsız bir ağaç çiftliği kurun. Onun saplingleriyle biofuel elde etsin. Elmalarıyla da mulch elde etsin. Bunu fertilizer olarak kullanır vesaire vesaire. Bu sayede çok daha kendiliğinden salınabilir ya da coal. Direkt kömürlerinizi ya da odunlarınızı bunlardan bir 10-15 tane yaparsınız. Ona sağlarsınız. Tamamen sizin tercihiniz. Bunlar da sizin tercihiniz. Peat buradaki en avantajlı seçeneklerden bir tanesi, ya da Blaze Farm'ınız varsa Blaze Rod, ya da Orman Farm'ınız varsa Wood ya da Charcoal. Evet.
Bunun dışında çelikten bahsetmişken, çelikle yapılabilecek bazı aletler var. Normal aletlerin çelik versiyonları ya da zırhlar gibi. Bunlar da ufak bir detay. Bir başka önemli item ise World Anchor. Şu şekilde craft ediliyor. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız, World Anchor bir chunk loader. Tabii buna Ender Pearl'ümüzü yakıt olarak Ender Pearl kullanıyor. Buna yakıt sağlamalıyız. Fakat güzel yanı şu ki bir Ender Pearl 12 saatlik chunk loading sağlıyor. Bunun dışında Personal Anchor diye de bir seçeneğimiz var. Tamamen sizin tarafınızdan yönetilebilecek bir World Anchor. Ve kırdığınız takdirde bunları... Tabi bunda olmuyordu galiba. Mesela şunu kırdığımız takdirde gayet kaç saat kaldığını da görebiliyoruz. Güzel bir chunk loading alternatifi. Ve bunun daha da güzel yanı... karta konabiliyorlar. Yani bunu mine kartlarınızla beraber sürükleyin. Mine kartlarınıza katın ve yüklensin onun gittiği chunklar. Ve bir noktası daha, kendimize bir world anchor daha verelim. Ve şunu şuraya koyalım. Pardon, önce şuna tıklamamız gerekiyordu. Sonra buna tıklıyoruz. Bunun olayı şu. Diyelim ki buradan bir ray hattınız geçiyor. Ray hattınızın yüklenmesini istiyorsunuz. Fakat yol boyunca tonla chunk loader koymak istemiyorsunuz. Neticede hem çok fazla chunk yükleyecek. Çünkü bir chunk loader 9 chunk yüklüyor. Hem de yani tüm o geniş alan yüklenmiş olacak. Hem de çok fazla masraf. Bu şu şekilde yapılıyor. Çok daha ucuz. Bu chunk loader'ınızı koyun. Hattın yön değişimine yerine kadar bunu koyun. Ve demin yaptığım işlemi yapın. Bu arkadaş bağlı olduğu chunk loader'la arasındaki mesafede arasında da bulunan tüm chunk'ları yükleyecektir. Kısacası chunk loading mekanikleri de bu şekilde oyunun. Ve Steam Boiler'ları tanıttık. Steam Boiler'ları tanıtmadan önce iki farklı Steam Engine'imizi daha tanıtacağız. Comerical ve Industrial. Gördüğünüz gibi bu arkadaş Steam üretmeye başlamış. Kendime Liquid Act vereyim. Gördüğünüz gibi bunu şöyle bağladığım takdirde Liquid Act'ların bağlandığını göreceksiniz. Önce şunu... Ah! Liquid Act'ları içinde tekrardan söylüyorum. Benim Term Expansion incelemeyi inceleyin. Liquid Act'ların bir özelliğinden bahsetmiştim orada. Steam gibi yani buhar gibi sıkıştırılabilir şeyleri daha fazla taşıyorlar. Ve bir adet lever verelim. Sonra da Energy Conduit bolca verelim. Bir adet boş Energy şu ikisini çıkışa ayarlayalım. Çalıştırıyoruz. Direkt buradan aldıkları Steam ile çalışıyorlar. Bu arkadaş toplamda 4 Minecraft Joule. Bu arkadaş ise toplamda 8 Minecraft Joule'e kadar üretebiliyor. Ve eğer sayının sürekli ileri geri gittiğini görürseniz ya da böyle takıldığını görürseniz anlayın ki buna daha fazla Steam vermeniz lazım. Ya bunun verdiği Steam yeterli değil ki. Zaten şu an oyundaki en zayıf Steam Boiler'lardan bir tanesine bağladık bunları. Fakat yeterli Steam'i saldığınız takdirde 8, bunun 8, bunun da 4 Minecraft Joule ürettiğini göreceksiniz. Yapımlarına gelecek olursak eğer Red Power değil Railcraft olacaktın. Yapımlarına gelecek olursak eğer bu Iron Plate ve Iron Gear'la bu Steel Plate ve Steel Gear'la yapılıyor. Ve ufak bir not daha. Size şunların bu halde sadece 1.6 Minecraft Joule ürettiğini söylemiştim ya. Ama toplamda
iki Minecraft jewel üretebileceklerinden de bahsetmiştim. İşte bunlara iki Minecraft jewel ürettirmenin yolu burada. Döndürelim seni. Lever'ını da verelim. Gördüğünüz gibi burada da çalışmaya başladı. İçerisinde hiçbir yakıt ya da su yok. Tüm üretimini bu sağlıyor. Ve göreceğiniz üzere 1.8'e kadar çıktı. 1.9. Yeterli Steam yok. Ha, yeterli Steam'imiz var. 2 Minecraft Jewel. Bu sayede çok daha fazla motora, çok daha fazla çok daha rahat bir kaynaktan enerji sağlayabiliyorsunuz. Ve bunlar patlamıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer patlarsa lütfen beni suçlamayın. Ve gördüğünüz gibi buna da gayet Minecraft jüllerimiz geliyor. Evet, normalde Railcraft incelememizin ilk bölümü böyle. Şimdi diyeceksiniz, Railcraft aslında raylarla ilgili bir mod. Neden bu parçalarını anlattın? Bu parçaları benim üstünde daha usta olduğum parçaları. Evet. Hani size hiçbir yanlış bilgi vermeyeceğim parçalar bunlardı. Ki benim daha çok sevdiğim parçalar da bunlar. İkinci bölümümüzde raylara değinmeye başlayacağız. O yüzden ilk bölüm biraz raylar isteyenler için ilk bölüm biraz sıkıcı geçebilir. Çünkü dikkat ederseniz raylarla alakalı en ufak bir şey bile yapmadım. Modunun The Railcraft raylarla alakalı bir tane bile bir şey yok. Ama tüm raylarla alakalı şeyler, yani şu kısımlar falan ikinci bölümümüzde olacak. Bir de şey, postlardan bahsetmişken metal postlar da mevcut. Ve farklı renklerde de mevcutlar. Alın. Yani dekoratif işlerinizi bununla da rahatça yapabilirsiniz ve bunlar da crowbarlar da çok rahat kırılıyor. Fakat kırdığınız takdirde renklendirilmemiş halleriyle geliyorlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.